Türkiye'nin en büyük sorunu adalet sorunu şu anda. Aslında yokluk, yoksulluk, her türlü mahrumiyetin de temelinde bu adaletle eşleşme, adaletsizlikle eşleşme yatıyor. Ama getirildiğimiz yer itibariyle adaletsizliğin had safhada olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası içerisinde yaşayan tüm halklar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bu anlamda asla tarafsız ve bağımsız bir yargıyı kurgulayabilecek bir iktidar olmadığını, aslında elinin, kolunun, vücudunun bütünüyle bu yargının içinde olduğunu, yargının hem objektif hem de subjektif anlamda bağımsız ve tarafsız olmadığını görüyor. Böyle bir yargı ortamında tam bir siyasal aparat olarak, yargının siyaset tarafından aparat olarak kullanıldığı yerde İstanbul İl Başkanımıza verilen cezayı bizim kabul edebilme şansımız, ihtimalimiz yoktur. Sadece onunla ilgili söylemiyorum. Uzun yıllardır bu ülkede özellikle bu tekçi sistem hayata geçtikten sonra 2018'den itibaren vites yükselterek artırılmış bir şekilde verilmiş olan cezaları ve uygulamaların birçoğunu zaten kabul edebilme imkanımız yok. Bunu süreci çok farklı tarifleyebiliriz. Güneydoğu'daki kayyımlardan tutup alabilirsiniz. Osman Kavala davası, Gezi davası, bunun gibi toplumsal birçok dava, giden gitmeyen, yanlış giden, müdahale edilen, bazen de hak aramanın engellendiği davalara baktığımızda Çorlu tren katliamı gibi, Soma katliamı gibi, Hendek davası gibi toplumsal davalara baktığımız zaman bizim yargının vermiş olduğu kararlara sıradan bir yurttaş gibi kabul şeklinde bakabilme imkanımız yok. Biz bu ülkenin demokrasiyle sorunlarını çözebileceğine inandığımız için kurulları ve demokratik her türlü hayatın içerisinde olması gereken kurumları yıpratmak da istemiyoruz. Topyekün bir yargıya saldırı yerine bu kararların içerisine giren siyasetin tasfiye olması gerektiğini düşünüyoruz. Siyaset tasfiye olduğu zaman yargı bağımsız ve tarafsız bir şekilde kendisini yeniden kurgulayabilir. Arkasında dik durabilecek bir siyasi ortamda bunu yeniden yapabilir. O yüzden bunun sorumlusu saraydır. Bunun sorumlusu sarayla beraber sınırlı sayıda bir siyasal oligark yapıdır. Yargıdan ellerini çektireceğiz. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi özgürlükler, demokrasi, adalet, eşitlik vesaire gibi konularda çifte standartla davranan bir parti değiliz. Sadece kendi partililerimize yönelik olarak bunları isteyen bir parti de değiliz. Genel anlamda biz adalet istiyoruz, genel anlamda demokratik hayat istiyoruz, genel anlamda hukuka dayalı devlet istiyoruz. Yani biz 2017 yılında 450 kilometre genel başkanı adalet yürüyüşü yapmış olan bir partiyiz. O tarihte bu hukuksuzluklar daha safhadaydı. Ondan önce de var, ondan sonra da var. En son yaptığımız miting de esasında yine Maltepe'de buna vurgudur. Türkiye uzun süredir sadece Sayın Kaftancıoğlu meselesi olarak değil, tüm siyasilere bedel ödettiriyor. Ondan önce bakın meclisin içerisinde iki tane milletvekili alındı. Ve o milletvekillerinin haksızlığa uğradığı Anayasa Mahkemesi kararıyla tescil edildi. Enis Berberoğlu ve Sayın Gergerlioğlu, bunlar Anayasa Mahkemesi kararıyla bu siyaset yapısının aparatlığını yapan mahkemeler tarafından o şekilde aldırtıldılar ve ona dik duramayan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. Çok net anlattık, dedik ki bakın burada yasama dokunulmazlığı ile ilgili ihlal ettiğiniz alanlar söz konusu. Her ikisinden de öc alma mantığı içerisinde siyaset hukuk yoluyla öc almaya kalktı. O tarihteki Anayasa Mahkemesi'nin yapısı doğru bir karar vermek için müsaitti. Umarım bundan sonra da müsait olur. Bilemiyorum ben son atamalardan sonra nasıl olacağını. Ama Türkiye'de böyle bir saldırganlık siyasete var. Ve siz takip ediyorsunuz, Sayın Demirtaş'la ilgili bir tahliye kararı çıktıktan sonra başka bir tutuklama devreye giriyor. Tabii yani saraydaki kişi çıkıyor, içerideki siyasilerle ilgili beyanatlarda bulunuyor. Ya sen hesap vereceksin diyor falan yere diyor. Bedel eğer özgürlükler için verilecekse veririz. Demokrasi için, hukuk için, adalet için, bu ülkenin refahı için, sosyal toplumu inşa edeceğiz önümüze engel koymalarından dolayı bir bedel ödeyeceksek ya da dezavantajlı gruplara belediyelerimiz yardım yaparken ablukaya alınacaksalar, hesaplarına el koyulacaksa vesaire bazı muamelelerle karşı karşıya kalacaksalar biz bu bedeli ödemek için yola çıkmış vaziyetteyiz. İlk defa bedel ödeyecek siyasetçiler de değiliz. İnsanlara bir korku imparatorluğunun çullanması gibi bir algı yönetme ve yaratma anlamında bir uygulama yapılıyor. Yani bu yarın başka bir belediyemizde, başka bir yerde de olabilir. Bunun en iğrenci, en hukuk tarafından hiçbir yere bağlanamayacak olanı Yalova Belediye'mizde yaşandı. Yalova Belediye Başkanımız kendisinin bir şekilde teşhir ettiği bir olaydan kaynaklı kendisi sorumluymuş gibi görevinden alındı. Türk halkının hafızası yakın tarihi unutmamalı. Bakınız bundan 4-5 yıl önce
Adalet ve Kalkınma Partisi büyükşehir belediye başkanlarını görevden aldı. Onları zorla istifa ettirdi. Kamuoyu biliyor. Çok büyük yolsuzluklar vardı o belediyelerde. Ve yine kamuoyu biliyor ki orada örgütlü suç vardı. Daha önce bu devlete karşı kalkışan örgütlü bir yapının ilişkilerinin var olduğu iddiası da vardı bunun içerisinde. O belediye başkanları AKP tarafından görevden alınırken, saray tarafından görevden alınırken onlara şu söylenildi. Ya istifa edeceksiniz ya sizi yargıya teslim edeceğiz ve hesabını soracağız. Hiç kimsenin hukuk devleti olan bir yerde böyle bir seçenek sunma hakkı yoktur. Böyle bir seçenekle de zorlama hakkı yoktur. Şimdi de seçimlere gider ayak algı yönetmek istiyorlar. Halkımız bunu yemez. Zaten yemiyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partili ile herhangi bir belediye ile ilgili herhangi bir soruşturma gündeme geldiği zaman halk algısı şöyle oluşuyor. İşte burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin haksız ve zalimane davranışı vardır. Bu belediye başkanı iyidir ve mağdur ediliyor. Bunu Ekrem İmamoğlu'na da yaptılar ve yaşadılar. Ben buradan çağrı yapıyorum. Bizim belediyelerimize ellerinde ne varsa arkalarına koymasınlar. Zaten bir belediyeyi yıl içerisinde en az 150 defa da denetliyorlar organları kanalıyla. Kendi belediyelerine 10 yıl boyunca kimseyi göndermeyip bizimkilere 1 yıl boyunca 150 tane müfettiş gönderebiliyorlar. Buradan biz şey değiliz, muzdariplik anlamında söylemiyorum. Göndersinler, denetlesinler. Hizmeti engellemeye kalkmasınlar yalnız. Hizmeti engelleyerek algı yönetmeye kalkmasınlar. Terör suçlaması söz konusu olunca onun kılıfını öyle buluyorlar. HDP'li belediyelerde terör suçlaması nedeniyle belediye başkanlarını aldıkları için oraya kayyım atayabildiler. Ama bu suçlama yoksa, o özel bir madde çünkü, normalde belediye meclisleri bir görevden alma olduğunda bir suç nedeniyle bir görevden alınma, görevden düşme kendi içlerinde seçer. Biz burada değiliz. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine Ahmet'i Mehmet'i getirdiniz, orada seçildi, burada. Hayır, halkın iradesini engellemeye kalktıkları birinci günden itibaren biz buna karşıyız. Sayın Genel Başkanımızın ağzından defalarca kayyımlarla ilgili konuşmaları, grup toplantılarımızda başka yerlerde duymuşsunuzdur, bizlerden duymuşsunuzdur. Yani bekledik sıra bize geldi mantığıyla bakmıyoruz. Hukuksuzluk hukuksuzluktur, kime yapılırsa yapılsın. Yani biz Sayın İmamoğlu seçildiği zaman Diyarbakır Belediye Başkanlığı Sayın Mızraklı'yı yeni görevden aldığımız zaman ziyaret edecek kadar hukuksal dayanışma gösteren bir partiyiz de aynı zamanda. Türkiye bu tekçi iktidarın sürekli tehdidi altındadır. Bu şekilde gündemin önüne geçebiliyorlar. Zorunlu gündem bu oluyor. Zaten adaletsizlikler bizim gündemimiz ama sanki sadece il başkanımız ya da bir başkasının meselesi gibi böyle bir algıya da neden olabiliyorlar. Halbuki Türkiye'nin zaten baştan itibaren ciddi bir adaletsizlik havası içerisinde yürüyor hayatı. Sadat aslında bunun en önemli parçalarından bir tanesidir. Sadat bir yanıyla uluslararası anlamda, bir yanıyla da ulusal anlamda Türkiye'nin başına bela olmuş bir yapıdır. Ulusal anlamda daha önce başka örgütsel yapılarla speküle ettikleri seçim güvenliğini Sadat'la yapacaklarını biliyoruz ve yaptırmayacağız. O konuda çok kararlıyız. Sadece bize ait değil, bütün demokrasi güçleri bunun farkında ve buna müsaade etmeyeceğiz. Uluslararası anlamda da Türkiye Birleşmiş Milletler'de bir yargılamayla karşı karşıya. Savaş suçu meselelerinden kaynaklı, Libya'dan ve Suriye'den kaynaklı. Çok detaylarıyla ilgili donanım anlamında bir sunum yapmak istemiyorum. Türkiye'nin uluslararası pozisyonuyla alakalı çok konuşmamın şu anda bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama orada da o işin bir parçası olarak anılıyor. Öznesi burada, bu coğrafyadaki bütün halktır. Öznesi seçim güvenliğidir, halkın iradesidir. Bu coğrafyadaki halkın önümüzdeki dönem bu seçimle beraber kurgulamak istediği yeni sisteme karşı paramiliter güçlerin kullanılmasına karşı bir tavırdır. Öznesi sadece CHP değildir, CHP de dahil herkestir. Bu genel başkanımızın son dakikaya kadar bizden de sakladığı ve bazı bilgi ve belgelere tahmin ediyorum eriştikten sonra ani bir kararla bizi gizli bir grup toplantısına çağırarak oraya taşıdı. Belki bir iki gün öncesinden kendisinin kurguladığı ama bazı somutlaşması gereken noktaları somutlaştıktan sonra bizi oraya taşıdığı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ya da burnunun ucunu görmediği iddiasıyla beraber halkı saf yerine koyuyorsa o Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorunu. Yani kendisini resmi olarak atadığı, yıllardır tanıdığı, hatta burada Zırhlı Birlikler Komutanlığı döneminden beri ilişkilerinin olduğu, abi kardeş ilişkilerinin olduğu, daha sonra sarayına güvenlikle ilgili danışman olarak atadığı, onunla beraber çalıştığı bir kişiyle alakalı benim bir alakam yok diyor ise bu Göbels mantığıyla beraber
Ben bunu unutturmaya çalışayım, yok saydırmaya çalışayım. Ne kadar halk satın alırsa o kadarı benim için kârdır mantığından başka bir şey değil. Herhangi bir şirket seçim güvenliğini tehlikeye atmak için kurulabilir mi? Ana sözleşmesinde böyle bir hüküm olabilir mi? Böyle bir hüküm Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre meri meşru olabilir mi? Bunu şirket yapmış, Ahmet yapmış, Mehmet yapmış, bunun bizim açımızdan bir anlamı yok. Eğer özel hukuk tüzel kişisi ise alanında çalışsın. Yani park bahçelerle ilgili ihale mi alacak, inşaat bilmem ne, onları yapsın. Ama Sadat gördüğüm kadarıyla, Sadat yöneticileri için söylüyorum, şirketlerin bizim yasalarımıza göre cezalandırılması mümkün değil. Tüzel kişilikler cezalandırılamaz. Sadece HDP'yi cezalandırmak için kullanılan bir yasa maddesi var, o da doğru değil zaten. Suçların şahsiliği ilkesine göre tüzel kişiyi tabii cezalandırma şansımız yok ama yöneticileri boylarından çok büyük işlere karışmışlar anladığım kadarıyla Türkiye'de. Ve sadece yöneticileri değil, istihdam ettikleri kanalıyla neler yapıldığını, meclis araştırma önergeleri kabul edilmiş olsaydı çoktan araştırmış olacaktık. Önüne engel diye duranlar Sadat'la yandaştır. Sadat artık izole. Sadat'a o tarihte o müdahaleyi yapmamızın temel nedeni seçim tarihinde yapmak yerine erkenden izole etme meselesidir. Sadat ve benzeri kurumlara karşı Türk halkı İstanbul seçimlerinde nasıl davranacağını gösterdi. Sandıkları nasıl sahipleneceğini gösterdi. Eğer utanıyorsalar, eğer yüzleri kızarıyor ise bu işlerin sebebi olanlara, çünkü ben Adalet Komisyonu'nda söyledim. O dönemdeki AKP'nin seçim ve hukuk işlerine bakan genel başkan yardımcısına neredeyse birbirimizin yakasına yapışacak kadar net sertlikte söyledim. Utanıyorsalar, yüzleri kızarmıyor, utanmıyorsalar, yüzleri kızarmıyorsa onların sorunudur. Kaybettikleri bir seçimi birinci gün kazandık diye İstanbul'u donatmaya kalktılar. İşte o algı operasyonları bu tip yapıların operasyonlarıdır aynı zamanda. Sonra da yine 13 bin oyla 14 bin oyla kaybettikleri seçimi hukuku aparat kullanarak tekrarlattırmaya kalktılar ve tekrarlattırdılar. Halkımız gereğini yaptı. O 800 bin oy farkının olduğu anda bile bu algıyı çalıştırmak istemiştirler ama halk öyle bir sandıklara sahip çıktı, öyle bir oyuna sahip çıktı ki bu iktidarı yakasından silkeledi. Önümüzdeki genel seçimde hangi yapıyı neyi sokarsa soksunlar bu halk bu yapılarla mücadeleye hazır. Önce biz hazırız. Önce biz hazırız. Sadat'ın önünde verdiğimiz mesaj budur. Kendimizi gerekirse duvar yaparız. Daha önceki seçimlerde oynamış oldukları oyunların hiçbirini oynattırmayız.